Merhaba bayanlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle keçe tabanlı patik yapımı göstereceğim. Yapacağız beraber. Ben bir tanesini yaptım gösterebilmek adına. İkincisini de beraber yapalım istiyorum. Benim kullanmış olduğum ip bu patik için nako pırlantayı kullandım ben. Keçe tabanı. Bu 39 numara yapmayı tercih ettim. Bir arkadaşıma hediye olsun istiyorum. Renk olarak da bu rengi kullandım ben. İsterseniz nasıl yaptığımı öncelikle bir tabanıyla beraber önce bir anlatayım size. Tabanını gösteriyorum. Tam şu ortanın bulunduğu yerden 6 tane sayıyorum. Bir, ortayı saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. yerden başlayacağım. Tabanını yapacağım öncelikle. Ondan sonra da üzerini yapmaya devam edeceğiz sizinle. Tabana başlayalım. Altıncıdan başladıktan sonra 1, 2, 3, 4 tanesine 3'er tane batacağım. Sonraki 2 tanesine 4'er tane batacağım. Tam ortaya 5 batacağım. Yine 4'er. Sonrasında da tamamını 3'er tane batarak başlayacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Evet. Tam şurası orta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan başlayacağım şimdi. Hemen başlangıcını göstereyim size. Ondan sonrasında da devamını yapalım. İpin ucunu bulabilirsem tabii. Ay, bir türlü bulamadım. Evet. Şöyle başlıyorum. Alta gelecek kısmı içinden batarak yapıyorum. Bunu da göstereceğim size. Şöyle demiştik. Burayı bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam ortanın 6.sında. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu şekilde. Hemen başlayalım. Evet. 1, 2, 3. Hemen yan tarafa geçiyorum. 1, 2, 3. Hemen yan tarafa geçiyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi şu tam ortaydı. Şu iki tanesine dörder batacağım. Pardon. Şu ikisine dört batacağım. Pardon. Bunu da üç batıyoruz. Şimdi dörder tane ikisine batıyorum. Bir, üç, dört. Bir sonrakine de dört batacağım. Bir, iki, 3 ve 4. Tam ortaya geldik. Ortaya 5 tane yapacağım. Bunun sebebi de burasının oval geldiği için ön kısmını çok dar olsun istemiyorum. O yüzden 2 3 4 5. Şu iki tanesini dörder batacağım yine. 1 2 3 ve 4 oldu. Buna da 4 batacağım.
Ondan sonrasına tamamını 3-3 batarak bitirdikten sonra üzerini yapalım beraber. Evet, şimdi kenarını bitirdim. Şöyle ilk yaptığım dibinden şu şekilde bir alıyorum. Pardon. Ve kapatıyorum bunu. Şimdi bir sıra kaydırma yöntemi yapacağım ama şu, yani hepsinin içinden almayacağım. Şuradan almaya başlayacağım. Şu şekilde alt tabanını oluşturuyorum çünkü. Şurayı değil, şu yarısından alarak kaydırma yöntemiyle bir sıra dolaşacağım. Sonrasında da örneğimizi koyacağız. Hemen bu şekilde. Ben hemen bitiriyorum bunu. Sonrasında da işlemimize başlıyoruz. Bitirip örneğimizi koyalım, olur mu? Evet, şimdi kaydırma tekniğiyle birleştirme noktasına kadar tabanımızı tamamladık. Tabanımız hazır. Artık örneğimizi yapmak için altındaki sıramıza gitmeye başlayacağız. 2 zincir çekiyorum. Sonra her bir deliğe ikili trabzanlar yapacağım. Bu trabzanlardan 46 tane yapacağım. Örneğimizin alt tabanını oluşturmak için. Yani şu kısımdan şuraya kadar ikili trabzanlar yaparak 46 tane ikili trabzan oluşturacağım. Hemen bir onu bitirelim. Ondan sonrasında devam edelim. Gördüğünüz gibi, pardon, şöyle alalım bunu. Şuradan atıyorum. Evet, ben bitireyim. Devamına bakalım sizinle birlikte isterseniz. 46 tane ikili trabzanımızı yaptık. Sonra bu kalan kısmına yalancı trabzan yapacağız. Hemen şöyle göstereyim. Şuradan başlıyorum. Arkadakini alarak yapıyorum yine. Üçünü bir arada alıyorum. Bir saniyenizi alacağım. Şimdi böyle tutmak biraz zor oluyor. Şuradan batıyorum. Üçünü birlikte alıyorum. Tekrar aynı şekilde şuraya batıyorum. Biraz sıkı yapmışım ben. Üçünü birlikte alıyorum. Yine aynı şekilde bir sonrakine batıyorum. Üçünü birlikte alıyorum. Bu şekilde. Evet. Yine aynı bir sonrakine batıyorum. İçinden geçiriyorum. Böyle. Bu sırayı tamamen başlangıç yerine kadar, yani şuraya kadar böyle yalancı trabzanla yapıyoruz. Sonra da örneğimizi koyacağız artık. Şöyle alayım. Gördüğünüz gibi küçülmeye başladı. Buralar ikili trabzan, buradan sonrasında yalancı trabzan yapıyorum. Bitirdikten sonra da örneğimizi koyalım. Evet, şimdi sahte trabzanlarımızı yaptık. Artık örneğimizi koymaya başlayacağız. Şuradan birleştirdim. Bir tane zincir çektim. İlk trabzanı önden, içinden şu şekilde ilmeğimi alıyorum. Yine bir ikili trabzan yapıyorum. Sonraki iki tanesini arkadan alıp yapacağım. Şöyle arkadan alıyorum. İçinden geçiriyorum. İlk yaparken biraz elim alışana kadar. Evet, aldım. Bundan da ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha arkadan alıyorum. Alıyorum. Bir türlü. Bazen sıkıntı olabiliyor böyle içinden geçirmek. Yine ikili trabzan yaptım. Şimdi önden alacağım. İki arkadan bir önden alıyorum. Önden alıyorum. Örneğimiz çıkmaya başlıyor. Şimdi iki tane arkadan alacağım. Bu şekilde bu ikili trabzanlarımız, 46 tane yaptığımız ikili trabzan bitene kadar bunu bu şekilde devam ettireceğim.
arkadan aldıklarım bazen böyle takılabiliyor. Kusura bakmayın, ben de sizinle beraber yapmaya çalışıyorum. Evet, geçirdim. Bir, iki. Şimdi önden alıyorum. Bunu bu şekilde 46 tane yaptığım ikili trabzanı bu şekilde bitiriyorum. Sonrasında yine yalancı sık iğne ile devam ediyorum. Bu sıra bittikten sonra üzerine artı 3 sıra daha aynı şekilde devam edeceğiz. Sonra da eksiltmelerimize başlayacağız. Ben onları tamamlayacağım. Ondan sonrasını devam ederiz beraber. Evet, şimdi 4 sıra örneğimizi yaptık. 5. sırada eksiltmeye geçiyoruz. Toplam bitirdikten sonra önden almış olduğumu yine aynı şekilde önden alıp ikili trabzan yapıyorum. Biraz sıkı yapmak gerekiyor burada. Arkadan aldığımı şöyle yapıyorum. İlk bir tanesini arkadan alıyorum. İlk içinden çekiyorum. Burada 2 din oldu. Bekletiyorum bunu. Diğerini de alıyorum arkadan. Onu da aldıktan sonra bir saniye şöyle yapayım. Diğer ikinciyi de alıyorum. Alamıyorum. Aldıktan sonra bunu da tek katına yapıyorum. Burada 3 tane din oluyor. Üçünü birlikte alıyorum. Bu şekilde. Tekrar öndekini alıyorum. Yine arkadaki derre toplayarak alacağım. İlk bir tanesini alıyorum. İkili trabzanın tek şeyini yapıyorum. Şöyle yapalım. İp çok katlı olduğu için sürekli çıkıyor. O yüzden de sıkıntı yaşıyorum. Bir. Burada 2 din oldu. Diğer ikinciyi de alıyorum. Onu da tek katını yapıyorum. Burada 3 tane oluştu. Bu üçünü birlikte alıyorum. Yine önden almış olduğumu alıyorum. Bu şekilde. Arkadan aldıklarımı da toplayarak alacağım ikisini. Bir, iki din oldu burada. İkinciyi alıyorum. Takılıyor hep arka taraftan. Çok dikkatli almak gerekiyor. Evet, bir. Ve 3 din oluştu burada. Üçünü birlikte topluyorum. Bu şekilde bu sırayı şuraya kadar yapıyorum. Sonra yine ikili yalancı trabzan yapıyorum. Başa geldiğimde diğer sırada ne yapmamız gerektiğini de göstereceğim size. Ben bunu tamamlayayım. Ondan sonrasında ne yapacağımızı göstereyim. Evet, eksiltmemizi yaptık. Yalancı trabzanlarımızı yapıp başa geldik. Ben size şu püf noktasını söylemeyi unuttum. Bu ilk baştakini alırken şu arada bir şey var. İlmek. Buraya batmıyoruz. Burayı es geçiyoruz. Bilginiz olsun. Yoksa artırma yapmış oluruz. Patiğimiz şeklinden çıkar. Şimdi bu sırada yapacağımı gösteriyorum. Hemen ilmeğimi alıyorum. Düz olana batıyorum. Düz olanı normal aldım yine. Hep ters olanlarda eksiltme yapıyoruz. Bir öncekinde ikisini birlikte alarak yapmıştık. Şimdi tersinden de alırken ikisinin içinden geçiriyorum. Şaka gibi ben bunu her yaptığımda geçiremiyorum. Ve topluyorum. Düz olanı düz alıyorum. Sıkı yapmaya çalışalım. Ters olan da yine ikisinin içinden birlikte alıyorum. Birlikte toplamıştım zaten bir öncekinde. Biraz kalın olduğu için arka tarafı zorlayabilir almanızı. Şöyle geçirmeye çalışayım. Size tarif ederken çok zor geçiriyorum. Şaka gibi. Normalde çok düzgün yapabiliyorum ama bunu yaparken bu şekilde oluyor. Evet, ön tarafından yine normal örüyorum ikili trabzanımı.
Arka tarafından toplu şekilde alıyorum. Evet. Yine ön taraftan normal örüyorum. Bu sayıda bu şekilde devam edeceğim. Sıkı yapmaya çalışıyorum. Arka taraftan da alıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi toplamaya başladı örneğim. Buraya kadar yine bu şekilde devam edeceğim. Yalancı trabzanlarımı yapacağım. Ondan sonraki sırada yine ne yaptığımı göstereyim size. Bitireyim hemen. Bu sırayı da tamamladık. Yine burayı boş bırakıyorum. Düz olanı alıyorum. Şu şekilde ikili trabzan yapacağım. Kapatmıyorum ama. Yine eksiltmeye devam ediyoruz. Bu sefer tersinden alıyorum. Bir öncekinde 2'yi 1'e düşürmüştük. Eksiltme yapmıştık. Şimdi bu birleri de eksiltme yapacağım. Bunu da alıyorum. Burada 3 tane ilmeğim oldu. Kapatıyorum. Hepsinde aynı işlemi yapacağım. Düz olanı alıyorum. Kapatmıyorum. Ters olanı da alıyorum. Yine takıldım ben burada. Ve üçünü birlikte kapatıyorum. İpim burada bozuk geldi biraz ama problem değil, hallederiz. Düz olanı alıyorum. Kapatmıyorum. Ters olanı alıyorum içinden. Evet. 3 tane ilmeğim oluyor ve kapatıyorum. Bu şekilde yine devam edeceğim. Buradakini alıyorum. Bunu da bitireyim. Buraya kadar geliyorum bu şekilde eksilterek. Yine yalancı trabzanımı yapıp bu sırayı bitiriyorum. Arkadakini alıyorum. Üçünü birlikte kapatıyorum. Bu şekilde devam edecek. Bitireyim. Ondan sonrasındaki sıramıza geçelim hemen. Evet, bu sıramızı tamamladık. Şimdi burada yine şu aradakini almıyoruz. Bu sefer bu sırada sadece önden alıp gideceğiz. Öndeki sıraları alacağız. İkili trabzanlar yapıyoruz buraya. Sadece öndekileri alıyorum. Bu daha kolay oluyor artık. Bitirmeye yaklaştık. Sıkı örmemiz gerekiyor buraları ki gevşeme olmasın. Evet, yine önden alıyoruz. Şu şekilde olacak. Bu sırayı şöyle yapalım. Çabuk bitecek burası. Tamamını göstereyim size. Kadar bu şekilde ikili trabzanları sadece öndekileri alarak bitiriyoruz. İyice artık daralmaya başlıyor. Şekilde kesme işlemimizi de bitirmeye son ön yüzümüzü de aldık. Bakın
Burayı da böyle kestik. Yine şuradaki arayı almıyoruz. Bunu göstermek istediğim için bu sayı tamamen yaptım. Şuradan yalancı trabzanlarımızı devam ettirip sıranın başına kadar geleceğiz. Evet. Bu sayıyı da bitirelim. Ondan sonraki sırada ne yapacağız? Göstereyim size. Gördüğünüz gibi kapanmaya başladı. Evet, bu sırayı da tamamladık. Şimdi eksiltmeye devam ediyoruz. Yine alıyorum öndeki ne? Kapatmıyorum. Bir diğerini alıyorum. Şu şekilde. Bunu da kapatmıyorum. 3 ilmek oluyor. Birleştiriyorum ve kapatıyorum. Yani iki tanesini bir tane olarak kapattım. Eksiltme yaptım. Yine diğerinden de aynı şekilde kapatmıyorum. Bir diğerini alıyorum. Ve bu şekilde kapatıyorum. Bir diğerine geçiyorum. 2 2 yapacağım yine. İkinci ilmeğe geçiyorum. Bunu da aldım. Bu şekilde kapatıyorum. Diğerine geçiyorum. Sonrakini alıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. İki iki alarak bunu böyle bitireceğim. Bir, iki. Alıyorum. İkinciyi alıyorum. Ve yapayım. Üçünü birlikte bu şekilde alıyorum, kapatıyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam edeceğim. Son sırada tekrar beraber bakalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi kapanmaya başladı. Ondan sonra bir sıra daha yapacağız. Onu da bitireyim. Ondan sonrasına bakalım beraber. Evet, bu sırayı da tamamladık. Şimdi son bir sıra daha yalancı trabzan olarak gideceğiz. Şu aradaki boşluklara batarak gidiyorum bunda da. Şöyle göstereyim. Bu sırada komple yalancı trabzan yapacağım. Aralara batıyorum. Bu şekilde şuradaki aralara. Artık daraldığı için yapması da zorlaşıyor. Ama çok güzel olacak. Bitmek üzere artık. Atıyorum yine. Döndüğü için elimle biraz yapması zorlaşıyor. Yine şuradaki araya batıyoruz. Buraya artık normal batarak gidiyorum. Evet, gördüğünüz gibi son sıramızda bu şekilde yalancı trabzanlarımızı yapa yapa gideceğim. En sonunda bir kaydırmayla şu üzerinin kenarlarını düzleştireceğim. Bu sahte trabzanlarımı bir yapayım. Başa geldiğim zaman en sonu kaydırmayı da göstereyim. Sonra üzerindeki kelebeğimizi yapalım, çiçeğimizi. Sonrasında da bitirelim. Çok az kaldı. Hemen bu sırayı yapayım ben. Diğerini de göstereyim, bitirelim. Evet, şimdi son sıramızı kaydırma yaparak bitiriyorum. Bu şekilde daha sıkı bir görünüm olsun istiyorum.
Bütün sırayı kaydırma yaparak geçireceğim. Burası orta olduğu için biraz sıkıntı oluyor alırken. Bu şekilde sırayı tamamlıyorum. Sonrasında kurdelesini de takalım. Kaydırma tekniğini yaptıktan sonra 100 zincir çekeceğim. 100 tane zinciri çekip bu kurdeleyi tamamlayacağım. Bitireyim. En son kurdelemizi bağlayalım. Evet, bitirdik. Son zincir, bir tane zincir çektik. Bunu alttan yok edeceğiz. Yani istediğiniz yerden alabilirsiniz. Ben şimdilik şöyle içine doğru alayım. Sonra ben bunu yok edeceğim. Tamamlandı. 100 tane zincir çektim kurdelasını yapmak için. Bunun da iplerini yok ediyorum. Aralardan alarak şu şekilde içlerinden ala ala bunları da yok edeceğiz. Şuradan bir tane daha alıyorum. İçinden geçiriyorum. Şimdi burada şöyle içinden geçiriyorum. Bir tane şöyle zincir çekersek, bir saniye. Bunu göstermek istedim ki size asla kopmayacaktır. Bunu da buradan keseceğiz. Diğerini ben yaparım yine. Tek tarafını göstermiş olayım size. Evet. Gördüğünüz gibi kayboldu. Şimdi bunu ben buradan geçireceğim. Bir şuradan bir yerden bir alacağım. Tek tarafını bu şekilde geçireceğim. Tek tarafını da şuradan alacağım. Bir yan taraftan. Geçiriyorum. Sonra bunu eşitleyeyim. Şöyle. Sonra kurdelamızı bağlıyoruz. Bu kadar. Bunu siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Başka bir süs de yapabilirsiniz. Hazır alıp da dikebilirsiniz. Gördüğünüz gibi patiklerimiz hazır. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzda beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmadıysanız, abone olursanız sevinirim. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Bundan sonraki videomda görüşmek üzere. Instagram hesabımız var, Kadris Örgü Evi. Oradan da takip edebilirsiniz. Yeni yapacağım videolarla ilgili haberleri oradan görebilirsiniz. Bana sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.